Selamlar herkese. Ben Argentan Eğitim Teknolojilerinden Umut. Bugün sizlere YE1050 Rüzgar ve Güneş Enerjisi eğitim setini tanıtacağım. Bu eğitim setimizin temel amacı güneş enerjisi panellerinin ve rüzgar türbininin ne şekilde çalıştığı, nasıl elektrik ürettiği ve üretmiş olduğu elektriği devresel anlamda nasıl kullanıldığını gösteren bir cihaz. Şimdi öncelikle cihazımızı bir tanıyalım genel parçalarıyla. Hemen sağ tarafta bir güneş enerjisi paneli görüyorsunuz. Güneş enerjisi panellerinin üstünde tabii ki bir ışıklandırma sistemi var. Çünkü laboratuvar ortamında güneş ışığı istediğimiz zaman bulamayacağımız için, hatta olmayacağı için güneş enerjisinin görevini bu lambalar vasıtasıyla sağlayacağız. Yine aynı şekilde sol tarafında bir rüzgar türbünü var. Bunda da yine laboratuvar ortamında bir rüzgar estiremeyeceğimiz için altta bir motor mekanizması var. Yani rüzgarın görevini o mekanizma görecek, türbünü döndürecek. Buradan biz rüzgarın hızını ayarlayacağız. Yani sistem yine aynı bir rüzgar geliyormuş gibi algılayacak. O rüzgar enerjisini, elektrik enerjisini çevirecek. Hemen ortada cihazımızın ana kısmı var. Yani buradan elektrik enerjisi iki taraftan da gelecek. Burada biz devreleri bağlayacağız ve kullanacağız. Evet, şimdi de yakın çekimde biraz daha detaya giriyoruz. Öncelikle güneş paneli kısmını ve ona bağlı kısmı anlatarak başlayayım. Şimdi cihazımızı çalıştıralım, öyle devam edelim. Ana şalter yazıyor. Ana şalter yazan anahtarı çevirdiğimizde düğmeyi, cihazımız fişede takılıydı zaten. Şu anda elektrik geldi. Cihazımız çalışmaya başladı. Aynı şekilde güneş panelimiz kabloyla cihaza bağlı. Yine güneş vazifesi görecek. Işıklarımızı da yakıyorum. Şu anda güneş enerjisi, güneş ışınlarını almaya başladı sistem. Burada bir acil durum butonumuz var. Acil durumlarda durdurabilen cihazımızı. Bunu söylemiş olalım. Hemen ana şalterin altında bir açı kontrol panelimiz mevcut. Bu da hemen şöyle örnek olsun diye bir açıya getireyim. Güneş enerjisi panellerinin açısını belirliyor. Tabii ki güneşten gelen ışığın açısı çok önemli. Şeyi çevirirken, elektrik enerjisini çevirirken. Şu anda örnek görmeniz için rastgele bir açıyı ayarladım. Hemen onun altında bir fan ve lambalar var. DC fan, DC LED lamba, DC lamba yazıyor. Yani bunlar da doğru akımla çalışan fan ve lambalar. Bağlantımızı yaptıktan sonra açtığımızda istediğimizi çalıştırabiliyoruz, deney yapabiliyoruz. Gene şu delikler, gördüğünüz kablo delikleri. Buradan bağlantılarımızı özel kablolarımız aracılığıyla yapıyoruz. Ama ben bu videoda bu bağlantıları yapmayacağım. Çünkü amacımız elektrik akımını öğretmek değil. Ben sadece size cihazın genel hatlarını tanıtıyorum. Şu anda şimdi şurada bir güneş paneli çizmiş. Güneş panelinden şöyle bir parçaya gelmiş. Bu regülatör dediğimiz parça, yani güneş enerjisinden gelen elektrik enerjisi önce bir regülatöre uğruyor. Çünkü bu regülatör gelen enerjiyi öncelikle bir dengeliyor, voltajı. Dediğimiz gibi güneşten gelen açı değiştikçe elde edilen enerjinin voltajı değişecektir. Ve bunu dengelememiz için de bir regülatöre ihtiyacımız vardır. Regülatörümüz burada. Hemen onun altında DC ampermetre, DC voltmetreyi görüyoruz. Yani DC elektriğin amperini ve voltajını ölçebiliyoruz istersek, buraya bağlantı yaparsak. Hani videomuzun başında söylemiştik. Bu çok çeşitli varyasyonlar yapmamıza imkan sağlayan bir sistem. Yani illa tek bir sırayla, belli bir sırayla gidip bir şey deneyeceğiz diye bir şey yok. Örneğin ben buradan gelen regülatörden direkt doğru akımla herhangi birisini çalıştırabilirim. Bizzat görmek istiyorsam gelen amperi ve voltajı doğru akımdaki, gene buraya bağlayıp daha sonra bağlayabilirim. Sadece buraya bağlayıp değerlerini ölçebilirim gibi. Parçalarımızı anlatmaya devam edelim. Hemen aşağıya geldiğimizde burada bir bataryamız var. Batarya sigortası da mevcut. Yani enerjimizi depoladığımız kısım, istersek depolayabiliyoruz. Yani bu zaten aslında genel olarak vardır güneş enerji sistemlerinde ve rüzgar türbini sistemlerinde. Çünkü güneş durmadan olmayacağı için ve rüzgar hiç kesintisiz devam etmeyeceği için durduğu zamanlarda da kurulu olduğu sisteme elektrik vermesi açısından bir batarya kurulur. Bu onun için var sistemde. Ama dediğim gibi biz istersek herhangi bir parçayı yakmak için hiç bataryada depolamadan yakabiliriz de. Bağlantıyı yaptıktan sonra düğmeden açtığımızı söylemiştim herhalde. Ondan sonra şöyle parçalardan devam edelim. Yine burada bir inverter'ımız var. Yani 12 voltluk doğru akımı 220 voltluk alternatif akıma çeviriyor. Yine düğmesi burada. Çevirdiğimizde aktif hale getiriyor gerekli bağlantıları yaptıktan sonra diyebiliriz. Şimdi diğer kısma geçelim isterseniz. Evet, şimdi de biraz rüzgar türbününden ve rüzgar türbünüyle alakalı kısımlardan bahsedelim. Hemen cihazımızın sağ üst tarafında hava hız kontrol panelimiz mevcut. Buradan çalıştırıyoruz. Buradan rüzgarın şiddetini ayarlıyoruz. Şu an çok şiddetli yapmamıza gerek yok. Gürültü de yapmasın. Şimdi videomuzun başında söylemiştik. Bu döngüyü laboratuvar ortamında rüzgar olmadığı için biz motorla sağladık. Yani rüzgar vermiş etkisi yaratıyoruz. Aynı rüzgarın aldığı hareket enerjisini çevirirmiş gibi gene elektrik enerjisine döndürdü. Sistemimiz
Aynı parçalar aslında bu mekanizma içinde geçerli. Gene rüzgar türbinimiz bağlı cihazımıza, ana hattımıza. Burada gene kablolar vasıtasıyla buradan elde ettiğimiz doğru akımı istediğimiz şekilde bağlayabiliyoruz. İşte doğru akım ampermetresinde, voltmetresinde bu akımı ölçebiliriz. İnverter'ı da çevirip gene bu tarafta, karşı tarafta doğru akım vardı. Burada da tam tersine alternatif akım fanı, alternatif akım tasarruflu lambası gibi seçenekler var. Bunlardan birine bağlayıp anahtarını çevirdiğimizde yakabiliriz istersek alternatif akımla alakalı şeyleri. Yani aynı şekilde bu sadece bu mekanizmayı rüzgar yaratmak için kullandık, rüzgar etkisi. Onun işte genel elektriği nasıl kullanabileceğimiz, çevirimler, bataryada depolayabilmemiz, işte akımları ölçebilmemiz, sistemi çalıştırmamızla alakalı şeyler yine aynı. Bu şekilde cihazımızda rüzgar türbünü ve elektrik enerjisinden gelen elektriği çeşitli bağlantılarla kurgulayabiliyorsunuz.